Kadınla ilişkinize yaklaşım şekliniz, o kadınla ilişkinizin stresli ve hüsran dolu bir deneyim olmasına neden olabilir. Kolay ve zevkli bir deneyim olmasına neden olabilir. Şimdi bu videoda erkeklerin yaptığı ve ilişkilerinin stresli ve hüsran dolu bir deneyim olmasına neden olan hatalardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu hatalar yerine ilişkinizin kolay ve zevkli bir deneyim haline gelmesi için yapmanız gerekenleri de konuşacağız. Bir numaradan başlayalım. Terk edilme ve aldatılma korkusu üzerine inşa edilen bir ilişki dinamiği genellikle terk edilmeniz ya da aldatılmanız ile sonuçlanır. Örneğin bir erkek eğer kadının her istediğini yapmazsa her istediğini yapmasına izin vermezse terk edileceği korkusuyla yaşıyorsa ve terk edileceği kaygısına kapılıyorsa kadınla ilişkide çok fazla güç verebilir. Kadının kendisini ayak paspası haline getirmesine izin verebilir. Bir diğer uçta da Kadına hiç güç vermeyen erkekler var. Bunlar hiç güç ve söz hakkı vermezler. Kontrol manyağı, kıskanç davranırlar. Çünkü kadını sürekli kontrol etmezlerse aynı şekilde terk edileceklerinden veya aldatılacaklarından korkarlar. Bu iki durumda da erkek korku temelli davranışlar gösteriyor. Bunlar maalesef kolay ve zevkli bir ilişki kurmayı imkansız hale getiren davranışlar. Tam tersi bu şekilde stres ve hüsran dolu bir ilişki yaratırsınız kadının kendisine ayak paspasına çevirmesine izin veren ve kadın ne olursa olsun ne isterse istesin yapan erkek örneğine bakarsak erkek için bu ilişki kısa sürede stres ve hüsran doğru olur. Zira bu erkek ne yaparsa yapsın yaptıkları kadın için yeterli olmayacaktır. Daha önceden bahsetmiştik bir kadını mutsuz etmenin bir ilişkiyi mahvetmeninden kolay yolu kadınlar istediğini yapmaktır. Çünkü kadının istediği her şey istek değildir. Bazıları testtir. Sizin ne kadar omurgalı olup olmadığınıza bakıyor. Eğer bu testleri omurgasızlıkla, korkuyla, kaygıyla terk edileceğim, bunları yapmazsam terk edilebilirim, aldatılabilirim korkusuyla sürekli olarak yapıyorsanız kadınlar böyle bir omurgasızlığa saygı ve çekim duyamazlar. Daha önceden erkeğe saygı ve çekim duyuyorlarsa da erkek bu hale gelirse korkusu yüzünden saygı ve çekim kaybolur, aşk kaybolur. Kadın bu erkeği sinir bozucu bir yük olarak görmeye başlar. Bu erkeği ya terk eder ya da eğer birlikte olmaya devam ediyorsa bu erkekle birlikte olup olmak istemediğine karar veremez, emin olamaz ve sürekli olarak arıza çıkarır, dırdır yapar mesela. Kadın genellikle de bunun nedenini bilmez, söyleyemez. Çünkü adam yüzeysi olarak baktığında çok iyi bir insan. Ama omurgasızlığından iyi davranıyor, tırnak içinde iyi davranıyor. Böyle durumlarda böyle bir erkeğin en büyük korkusu terk edilmektir. Bunun yanında aldatılma korkusu da var. Ve böyle davranarak işin kötüsü bu korktuğu şey başına gelir. Yani terk edilir. Çünkü kadın artık kendisine aşık olarak kalamaz. Saygı ve çekim de duyamaz. Bunlar da bir kadını erkeğe bağlayan şeyler. Erkeği de kadına bağlayan şeyler ama burada biz erkek tarafından bahsediyoruz. O yüzden çok fazla iyi davranayım, aman iyi davranayım, aman hiç kavga etmeyelim, aman hiç tartışma çıkmasın. Yani kadınla gerçi kavga etmemeniz lazım da her istediğini bu şekilde yapmaya devam ederseniz terk edilirsiniz. Şimdi bazı erkekler de daha önce dediğim gibi aynı korkularla diğer uçta davranırlar. Korkularının esri olarak kadınlara böyle hiç güç vermezler, hiç söz hakkı vermezler. Kontrol manyağı, aşırı korumacı, aşırı kıskanç şekilde davranırlar. Şimdi bu erkekler de her ne kadar maço kazak görünseler de alt tarafta temel motivasyonları korku ve kaygı. Ve bu bir muhtaçlık aslında. Bu gibi, bu gibi durumlarda kadın erkeğin bu muhtaçlığını eninde sonunda hisseder. Ve bu muhtaçlık hem kadını boğar hem de kadının erkeğe saygı duymasını engeller. Sevgi duymasını ve çekim duymasını engeller. Şimdi eğer kadın mazoşiste ise normal bir kadınsa bu durumda da erkeğin kork korktuğu şey başına gel gelir. O zaman bir kadınla olan ilişkinizi kolay ve zevkli hale getirmek için yapmanız gereken şey korkularınızın ve kaygılarınızın esiri olmayı bırakmak. Potansiyel olarak terk edileceğinize veya aldatılacağınıza odaklanmayı bırakmanız gerekiyor. Eğer bu korkulara ve kaygılara odaklanırsanız bu korku odaklı zihin yapısı davranışlarınızı da şekillendirir ve aslında kaygılarınızın Kaygılanmanızı gerektirmeyecek şeylerde kaygı ve korku duymaya başlarsınız. Bu korkular sizi aşırı kıskanç, kontrol manyağı ve muhtaç yapabilir. Kafanızı kuma gömün demiyoruz. Yani her işareti aman, aman boş ver geçin. Eğer terk edilecekseniz veya aldatılacaksanız bu işaretleri kaçırın falan da demiyoruz ama ilişkiyi yaşarken bunlara odaklanmayın. Yani bütün ilişkinizin hemen hemen tamamının arka planda olsa o daha bu olmasın. Bu konuda biraz kendinizi yeterli hissetmeniz. Ben yeterince değerliyim. Ben yeterince iyiyim. Aramızdaki ilişki geçen gün daha iyiye gidiyor diye bilmeniz gerekiyor. Ve buna göre davranmanız gerekiyor. Şimdi peki aranızdaki ilişkinler geçen gün daha iyiye gitmesi, daha çekici olmanız ve partnerinizin sizi kaybetmek istemesi için ne yapmanız lazım? Bunu sağlamanın yolu onun için her geçen gün daha fazla şey yapmak ve ilişki için çok çaba sarf etmek değil. Bunlar ilişkiyi sizin için zor ve yıldırıcı bir hale getirir. Bunları yapmamanız gerek ve bunları yapmanıza gerek yok. Şimdi buradan da ikinci hataya geçelim. İkinci hata şu. Bir ilişkiye kadından daha fazla emek harcamak, kadının sizi daha fazla sevmesine neden olmaz. Şimdi birçok erkek ilişkinin başında yakınlık, seks ve birlikte iyi vakit geçirme döneminde genellikle kadının hayatı içindeki konumundan emin oluyor. Erkek kadının kendisiyle beraber olmak istediğini görüyor, kendine güveniyor, ilişkiden de zevk alıyor. Ama ilişki sürecinde bir yerde kadın ilgisini bir miktar geri çekerek erkeği test eder. Bu bilinçli bir test değildir. Bunun için kadınlara kızmanıza gerek yok. Bu bilinç altında gerçekleşen işte fıtrattan neyin, evrimin getirdiği bir şey değil mi? Bir test. Erkek bu ilgi çekilmesi sonrasında kendine güven problemi yaşayacak mı? Kendisine yaltaklanacak mı? Ya da o eskiye dönsün diye onun için daha fazla şey yapacak mı? Bunu test eden bir test. Biz bunlara fitness test ya da shit test diyoruz. Genellikle de erkeğin duygusal gücünü ve özgüvenini test ediyor bunlar. Şimdi erkek bu ufak tuzağa bile düşecek kadar zayıf ve tecrübesiz mi? Yoksa bir kadının kendisini daha fazla sevmesinin yolunun kadın için artan oranda daha fazla şey yapmak demek olmadığını bilecek kadar tecrübeli ve bunu uygulayacak kadar cesur mu? Bunlara bakıyor. Bir erkeğin yapması gereken bu tuzağa düşmeyerek her ne olursa olsun kadının kendisinden bir tık daha fazla duygusal yatırım yapmasına izin vermek, gerekirse kendi yatırımını bir miktar aşağı çekmektir. Bunu podcast olarak yapmadık. Erkekadam.org sitesinde Duygusal Yatırım diye çok güzel bir seri var. Onun başlangıcındaki söz çok önemli. İnsanların ilişkide, erkeklerin ilişkiden çok dikkat etmesi gereken şey şu. İlişkinin her aşamasında kadın erkekten daha fazla duygusal yatırım içinde olmalı. Bir ilişkinin sağlıklı olmasının temellerinden biri bu. Dikkat edin, hiç duygusal yatırım yapmayacaksınız demiyor kadından bir tık belki iki tık daha aşağı olsun diyor yani kadının daha fazla duygusal yatırım yapmasına izin verin diyor şimdi kendisini değerli hisseden kendine güvenen bir erkek bunu yaptığında sağlıklı bir kadın erkeğe daha fazla bağlanır yani kadın kendini bir miktar geri çektiğinde birdenbire duygusal yatırımını ilgisini arttırmak yerine kendisini bir tık geri çekerse kadının bağlanmasına sebep olur ve erkeğin de testi geçmesine sebep olur Şimdi erkek kadınlarla başarılı da olsa başarısız da olsa çoğu erkek ilişkinin başında kadının bu şekilde olmasını sağlayabilir. Yani daha fazla duygusal yatırım yapar şekilde kalmasını sağlayabilir. Ama uzun süreli ilişkilerde başarılı olmak istiyorsanız asıl önemli olan şey ilişkinin başındaki bu durumu aylar ve yıllar boyunca koruyacak kadar duygusal güce ve bilgiye sahip olmanız. Kadının size olan bağlılığının onun için ne kadar çok şey yaptığınıza değil onun siz için ne kadar çok şey yaptığına bağlı olduğunu bilmeniz. Yine duygusal yatırım serisinde bunun bir ismi var. Benjamin Franklin Teorisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve oldukça meşhur bir kadın avcısı olan Benjamin Franklin'in ünlü ve normalde duyduğunuzda mantığa aykırı görünen bir keşfi var. Eğer A kişisi B kişisi için bir şey yaparsa, A kişisi B kişisinden daha fazla hoşlanacaktır. Çoğu kimse bunun tam tersini varsayar. Eğer insanlar sizden hoşlansın istiyorsanız onlar için bir şeyler yapmalısınız diye düşünür. Yani B kişisi A kişisinden daha fazla hoşlanmalıydı. Çünkü A kişisi B kişisi için daha fazla şey yapıyor. Ama bu yanlış. Bir kişi için ne kadar çok şey yaparsanız o kişiden daha fazla hoşlanmaya başlarsınız. İki kişi birbirleri için bir şeyler yapıyor mesela bir çift. Daha fazla şey yapan diğerinden daha fazla hoşlanmaya başlar. Tabii bunun abartılmaması lazım. Eğer yani A kişisi daha fazla şey yapıyor, B kişisi hiçbir şey yapmıyorsa veya çok çok az şey yapıyorsa bu da geri tepebilir. Ama aradaki fark çok yüksek olmadığı sürece daha fazla şey yapan daha çok hoşlanır. Buradan 3 numaralı hataya geçelim. 3 numaralı hata şu. İlişkiler çok emek isteyen şeyler değillerdir. Bunu bilmemek, bunun tersine davranmak. Şimdi birçok insan kendi ilişkilerinden ve bu ilişkilerin nasıl hayatta tutuklarından bahsederken ilişkilerin çok emek istediğinden falan bahsediyorlar. Bu insanlar size yalan söylemiyorlar. Maalesef onlar için bu doğru. Yani ilişkileri için büyük emek harcamak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu erkekler, konuştuğunuz erkekler ilişkilere çok kötü bir bakış açısından bakıyorlar. Mesela kız arkadaşlarının sinir patlamalarını ya da testlerini fazlaca ciddiye alan erkekler örneğin küçük ilgi geri çekilmelerine aşırı kaygılı, sinirli ve kişisel bir şekilde tepki veriyorlar ve kız arkadaşlarıyla tartışmaya girebiliyorlar. Bu da ilişkilerini stresi ve sürekli emek isteyen bir hale getiriyor. Yani sürekli böyle bir hata yapıyorlar, sonra da geri almak için emek harcamaya başlıyorlar. Ya da böyle şeyler bir daha olmasın diye sürekli diken üstünde yürüyorlar, sürekli bıçak sırtındalar. Aman ağzımızın tadı bozulmasın diye ağzını açamayan erkekler var mesela. Fakat eğer kadınların bazen yaptığı bu testleri çok ciddi almazsanız, hemen kaygıya kapılmazsanız ve testleri kişisel algılamazsanız ilişkiniz daha stressiz ve kolay olacaktır. Tabii ki bir erkeğin beraber olduğu kadının dediği hiçbir şey ciddiye alamasından falan bahsetmiyoruz. Öyle bir aşırı uca da kaçmayın. Fakat bir kadın normalden farklı bir şekilde karın ağrısı davranışlar sergiliyorsa, mesela dalga geçiyorsa, erkeğin kendine güvenini zedilemeye çalışıyorsa, onu aşağı çekmeye çalışıyorsa, erkek bu davranışları hemen kişisel algılamamalı ve ciddiye de almamalı. Kadının yaratmaya çalışıyor gibi göründüğü dramaya da katılmamanız lazım. Genelde çalışır yöntem bu tür davranışlara eğlenceli bir şekilde pozitif cinsel gerilimle kadınla dalga geçerek hafiften yani aşağılayarak değil ama yaptığıyla dalga geçerek karşılık vermek espri yeteneği burada oldukça önemli ve kullanışlı bir araç. Şimdi ilişkide kendi yerine güvenen bir erkek, kadının gözündeki yerine güvenen bir erkek kadının ara sıra test için savurduğu saçmalıkları çok ciddiye almaz. Tekrar ediyorum bu kadını hiçbir zaman ciddiye almayın, onu aşağılayın, onunla dalga geçin ya da ona sinirlen demek değil. Şunu da demeye çalışmıyorum. Yüzünüze tükürse yarabbi şükür de demeyeceksiniz tabii ki. Ya da sürekli sürekli karın ağrısı yapıyorsa. Sadece kadınların da erkeklerinden onların bu saçma davranışları karşısında ezilmelerini istemediklerini bilin. Yani kadınlar aslında bir miktar bu davranışları karşısında kendilerine yerlerini bildirmenizi istiyorlar. Dramanın içine çekilmek yerine onun drama kraliçesi olmasıyla dala geçmeniz gerekiyor. Buna gülmeniz gerekiyor. Bunu her zaman kişisel bir saldırı olarak algılamamanız gerekiyor. Dramaya katılıp duygusallaşmamanız gerekiyor veya ilişki için daha fazla çaba harcamanız gerektiği fikrine kapılmamanız gerekiyor. Tabii ki aman ağzımızın tadı kaçmasın diye korkuyla sinmemeniz de gerekiyor. Kadın drama yaratmasın diye sürekli bıçak sırtında olmamanız gerekiyor. Bu da sizi oldukça pasif ve gerçekten ama gerçekten hayatı sizin için çekilmez yapar. Sizi pasif yapar, hayatı sizin için çekilmez yapar. Şimdi diyelim mesela bu gece Çin yemeği yemek istediniz ve bu fikrinize karşı kız arkadaşınız e yine mi Çin yemeği nereden buluyorsun böyle aptalca yemekleri diye bir tepki gösterdi. Burada bunu hemen kişisel algılamak yerine ona şu tepkileri verebilirsiniz ve genellikle gülümseyerek bir milyar kişi yanılıyor olamaz bebeğim. Bence senin köyünün yerel tadlarından dünya açılma vaktin geldi de geçiyor. Bunu da diyebilirsiniz mesela. Eğer biraz daha maceracı olmak istiyorsanız ne oldu Kezban'ım? Canım bugün işkembe mi çekti? Açık açık söyle bak. Bunları gülerek, hafif dalga geçerek sinirli olmayan bir şekilde söylemeniz önemli. Yani gir mutfağa yemek yap derken gir lan kadın mutfağa yemek yap o zaman falan şeklinde söylemeyeceksiniz. Gülümseyerek söyleyeceksiniz. Bir ilişkide böyle ara ara gerçekten ciddi olmanız gereken dramalar olabilir bakın. Bazen gerçekten de ciddi bir konuşma yapmanız gerekebilir. Mesela bir hata yapmış olabilirsiniz. Ama gereksiz dramayla normalde gerekli olan ve halletmeniz gereken dramayı birbirinden ayırmanız gerekiyor. Yoksa ilişkiniz hızlıca kaygı dolu ve sizin çok fazla emek harcadığınız bir noktaya gelir. Problem şu ki siz kadından çok daha fazla emek harcamaya başladığınız zaman kadın sizi daha fazla sevmez, daha az sever. Siz kadın daha fazla sevmeye başlarsınız. Aranızdaki güç dengesi fena halde bozulur yani kısa süre içerisinde kadını sinirlendirmemek için böyle parmak uçlarında yürüyen, sürekli yanlış şeyleri söylemek, yanlış şeyler yapmamak için sürekli kendini kontrol eden, otosansür uygulayan erkekler var mesela bu yüzden. Bu sizi bir zavallıya dönüştürür. O erkekler ilişkileri içerisinde dışarıdan görünmese de çok zavallı hayatlar yaşıyorlar bu şekilde. Bunun sonucu da tam tersine dramanın şiddetini arttırması oluyor maalesef. Çünkü Kadın küçük bir test, test yapıyor, küçük bir drama yapıyor. Erkek kaygıyla karşılık veriyor, daha fazla emek harcamaya başlıyor. Bunun sonucu kadının bilinç altında düşüneceği şey ne? Bu adam bu kadar zayıf mı? Ve bunun da getireceği şey daha şiddetli bir test yapmak. Sonra daha şiddetli bir test yapmak. Yani dramanın şiddetini arttırmak. Ee, bu tür şeylere engelleyemeyen, bu tür şeyleri nasıl yöneteceğini bilmeyen erkeğe kadının sevgisi azalacağı için bu omurgasızlık Saygısını azaltacağı için artık dramanın şiddeti daha da artacak. Bir, bir de bunun etkisi var. Şimdi dördüncü hataya geçelim. Bunu birçok erkek yapıyor. Çoğu erkek yapıyor aslında. Dört, seksi kadından aldığınız bir şeye çevirmek kadının sizinle seks yapmaktan kaçınmaya başlamasına neden olur. Bir erkek kadınla seks başlattığında bile kadın kendisine bir iyilik yapıyormuş gibi davranmamalı fazlaca heyecanlanmamalı. Eğer kendisine iyilik yapıyormuş gibi davranırsa, fazlaca heyecanlanırsa kadın yavaş yavaş seksi olan ilgisini kaybeder. Sekse kadının başlattığı durumlarda dahil maskülen ve beraberce yaptığınız bir şey olarak bakmanız gerekiyor. Birçok kadın ilişkinin başında seks oldukça istekliyken zaman içinde seks isteği azalıyor mesela bu yüzden. Bazen ya seks başlatmayı bırakıyor ya da seks yapmayı tamamen bırakıyor ya da çok çok azaltıyor. Şimdi bu genellikle erkeğin sekse kendisinin kadından aldığı, kadının kendisine verdiği, hatta lütfettiği bir şey olarak bakmasından kaynaklanıyor. Şimdi bu şekilde düşünen ve hisseden bir erkek sekse sadece kadından istediği, kadında ona verdiği bir şey olarak bakarsa kendilerinin, kadında bir şeye muhtaç olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Böyle davranıyorlar ve kadına da böyle hissettiriyorlar. Şimdi bunu şeyde de görebilirsiniz. Yani ilk başta yürürken tüm yürümeyi sizin kadına kendine beğendirmeniz, kadının sizden hoşlanmasını sağlamanız veya kadının sizi onaylamasına sağlamanız şeklinde bir şeye çevirirseniz yürümeniz başarısız olur. Tamam ilgisiz yürüyorsunuz, ilk atasız yapıyorsunuz ama ondan sonraki konuşmanızda bunun karşılıklı yaptığınız, karşılıklı birbirinize verdiğiniz, sadece onun onayını almıyorsunuz, o da sizin onayınızı alıyor, o da sizin için bir şeyler yapıyor şekline çevirmeniz gerekiyor. Yoksa kadın kendisinin çok daha değerli olduğunu ve size bir şans lütfetmesi gerektiğini düşünür. Size bir iyilik yapacağını hissetmeye başlarsa yürüme şansınız yani yürümeden bir şey çıkması şansınız çok fazla bir şekilde çok büyük oranda azalır. Aynı prensip ilişki içinde özellikle cinsellikte de geçer. Yani aslına bakarsanız dinamiği tersine çevirmenizi tavsiye edeceğim. Seks konusundaki en iyi yaklaşım seksin kadının erkekten istediği ve almak için bir şeyler yaptığı bir şey olacağı şeklinde yani öyle bir ortam yaratmanız. Seks onun sizden istediği, kendini iyi hissetmek için ve size bağlı hissetmek için sizden aldığı bir şey olmalı. Bunun tam tersine erkek seksi onun kadından aldığı ve almak için bir şey yapması gereken bir şeye çevirirse bu kadının sekse soğumasına neden olur. Burada şunu da söylemek istiyorum. Birçok erkek kız arkadaşları kendileriyle daha, daha az seks yapmaya başladığında ya da karıları kendileriyle daha az seks yapmaya başladıklarında yine tam tersine kendilerini geri çekmeleri gerekirken seks istemeye başlıyorlar sürekli. Eğer Yeterince seks yapmıyorsanız ya da hiç seks yapmıyorsanız yapmanız gereken ilk şey istemeyi bırakmak. Siz başlatmayacaksınız. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta ne kadar sürerse süsün siz başlatmayacaksınız. Bakacaksınız halinden memnun mu yoksa o başlatıyor? Aslına bakarsanız birçok durumda böyle yaparsanız kadın seksi başlatmaya başlar. Yani mesela kucağınıza sokulup seksi başlatmaya Başlar derken aklınıza porno filmler gelmesin. O da olabilir de yani o şekilde de başlayabilir de genellikle kucağınıza sokulur. Döner öpmenizi bekler, öper, sarılır. Bu şekilde başlatır. Buna izin verin. Sürekli olarak seks istemeyin. Daha da seksiz kalırsınız. Ve tam tersi de genellikle çalışıyor eğer kadınsize kaç tamamen bitmediyse. Yani siz bıraktığınız zaman kadın ilk aklına gelen şey şu oluyor. Yani hemen bir haftada, iki haftada değil belki ama sonra şu geliyor bu adam birdenbire nerede seks yapıyor, ihtiyacını nasıl karşılıyor ki birdenbire istemeyi bıraktı. Bu korku da önemli bir şey. Yani yeniden seksin başlaması için kadınlarda rekabet korkusu erkeğe olan ilgiyi arttırır, azaltmaz. Tabii kadının gözüne başka kadınları sokun. Ben dışarıda şunları bafliyorum falan filan diye konuşun anlamına gelmiyor. Mahkemede ağzınıza sıçar. Zaten yapmamanız da gerekiyor. ya yani o olmasa bile. Beşincisi şu, bir ilişkide duygusal olarak cesur olmak, duygusal olarak korkak olmaktan çok daha fazla doyurucu ve ödüllendiricidir. Birçok şey erkeğin problemi bu. Bir önceki ilişkinizde terk edildiğiniz için kalbiniz kırıksa, yeni ilişkiye başladığınızda eski ilişkinin yükünü yeni ilişkiye taşıyabilirsiniz. Ve yeni kadınınıza karşı duygusal olarak mesafeli, Kalbim kırılır korkusuyla yeterince yakınlaşmaktan korkan bir şekilde davranabilirsiniz. Bu nedenle de yeni ilişkinizde kadınla aranızda derin bir bağ kurulmasına engel olabilirsiniz. Siz kendinizi koruyarak, kendinizi korumak için çekingen davranırsınız. Bir miktar gerektiği kadar açılmazsınız. Çünkü geçmişte çok açılmışsınızdır. Bütün duygularınızı kadının üstüne boca etmişsinizdir. Bunun panzehiri bu konuda dengeli olmaktır ama bunun yerine birçok erkek kendini tam tersi aşırı uca atmaya meyilli. Erkek bu şekilde davranırsa da sıklıkla terk edilir. Ee, kadını gerçekten istiyor ama yara almaktan korktuğu için böyle davranıyorsa bir daha yaralanır. Ve böyle davrandığına pişman olur. Ya da daha beteri. Bak yine aynı şey oldu. Demek ki daha az ilgi göstermeliyim. Yine yaralandım. Daha az ilgi gösteririm. Daha... Daha az kendimi açarım, daha mesafeli davranırım, daha başarılı olurum gibi bir şeye kapılır. Üçüncü ilişkisinde sıçar ve böyle yavaş 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 soğuk ve içi ilişkiye giremeyen bir insana dönüşür. Tabi buradaki çözüm bir erkeğin bir kadın gibi duygusal olarak bir yukarı çıkması bir aşağı inmesi değil tabi ki. Erkeğin yapması gereken duygusal olarak korkusuz olmaktır. Yani bir kadını sevmenin sonuçlarından... Aşarı aşamalı olarak bağlanmaktan korkmaması gerekli. Duygusal olarak korkusuz olmak, bir kadına sürekli olarak onu ne kadar sevdiğinizi söylemek, sensiz olamam, sen hayatımın aşkısın gibi şeyler saçmalamak değil. Bir ilişkiye yatırım yapmanın, sevmenin potansiyel kötü sonuçlarından korkmamaktan bahsediyorum. Bu da nasıl olur? Siz duygusal olarak kendinizi geri çekmek yerine Tabi eğer duygularınızı boca eden bir adamsanız karşınızdakine, yüzünüze gülene muhtaç olan bir adamsanız, iki ay çıktınız diye sanki 20 senelik karınız gibi bağlanan bir adamsanız, evet kendinizi geri çekmeniz gerekiyor ama bu duygusuzluk seviyesine kadar çekmek değil. Burada asıl önemli olan kendinizi hem denge noktasına çekmek, hem de yani herkes nasıl yapıyorsa o kadar bir miktar. Bunun ölçüsü nedir? Az önce söylediğimiz gibi Kadının yaptığı duygusal yatırımın bir veya iki tık altında yapmak. Kadının duygusal yatırımı yükseldiğinde siz de bir miktar yükseleceksiniz. Geri çektiğinde siz de bir miktar geri çekeceksiniz. Aradaki farkı sabit tutacaksınız. Ama önemli olan yaralanmak istemiyorsanız ilk yapmanız gereken şey duygusal olarak daha güçlü olmak. Duygusal olarak daha güçlü olursanız duygusal olarak daha cesur olmanız da ee, daha kolay oluyor. Çünkü... Şöyle düşünün hani bir insan dövüşmeyi biliyorsa daha cesur oluyor. Sadece cesaretli olmuyor o. Size duygusal olarak güçlü yani kaslarınız güçlü daha iyi dövüşen biri olur gibi olursanız daha cesur davranırsınız. Evet arkadaşlar bu podcast'in sonuna geldik. bir yazı olarak erkekadam.org'da da yayınlandı. Linkini aşağıya koyuyorum. Şu an podcast'te konuştuğumla kelime kelime aynı değil. Burada biraz doğaçlama yaptım. Erkeklerin ilişkilerde nasıl davranmaları gerektiğine dair erkeklere için ilişkiler serisinde son olarak bir kitap çıkardık. Uzun erkekler için uzun süreli ilişkiler rehberi diye. Ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Tabii ki eğer sitemizi YouTube'dan bulduysanız ya da Spotify'dan bulduysanız erkekadam.org sitesine de bakmanızı tavsiye ederim.